Mikel, 95 doğumluyum. İstanbul'da doğdum ve büyüdüm. US Open öncesi hazırlıklar gayet güzel gidiyor. Enka'da şu anda çalışıyorum Bora abiyle ve Sarp'la beraber antrenmanlarımızı yapıyoruz. Fitness'ı da Fatih abiyle yapıyorum. Gayet güzel gidiyor her şey şimdilik. Amerika'ya da bir hafta evvel gideceğim US Open'dan. O yüzden oradaki zemine, sıcağı ve saate de alışacağımı düşünüyorum. US Open benim en sevdiğim Grand Slam açıkçası. Orada daha önce iki kere oynamıştım. İkisinde de tur geçmiştim ama elemelerden çıkamamıştım. İlk defa bu sefer elemelerden çıkabileceğimizi düşünüyorum. Bora abiyle güzel bir enerji yakaladık. Bunu devam ettirmeye çalışacağız ve güzel bir turnuva geçireceğiz. Seyirci önünde oynamak çok başka bir şey. Yani o seyirci sizi... Yani açıkçası bunu maçın başında bu stresi yaşarsınız, bu stresi hissedersiniz. Ama maçın içine girdikçe o seyirci sizi yukarıya taşır. Ve seyirciyle bütün oldukça gerçekten aklınıza gelemeyecek şekilde iyi oynayabilirsiniz. O yüzden bence takım olarak bunu yakalayabileceğimizi düşünüyorum ve bir üst tura geçebileceğimizi düşünüyorum. Zaten biz Altuğ ile beraber gideceğiz US Open'a. Orada beraber antrenman yapacağız. Oradan dönüşte de beraber kampa gireceğiz ve Davis Cup'a hazırlanacağız. Yani çok yakın arkadaşınızla oynamak hem zordur hem çok güzel bir şeydir. Çünkü çok yakınınızda olduğu için onu bir rakip olarak göremiyorsunuz. Arkadaşınız olduğunu biliyorsunuz. Beraber aynı odadan gelmişsiniz, aynı yemekten gelmişsiniz. O yüzden biraz garip bir duygular oluyor ama yine de çok keyifliydi. Altuğ'yla kortu paylaşmak her zaman çok keyifli. Özellikle o geçen yıl 300-400 numaralardaydı. Şimdi 170'lere gelmiş olması gerçekten bence ülke tenisi adına ve onun adına çok gurur verici bir şey. Beraber daha da yükseleceğimizi ve daha güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Final de çok keyifliydi. İspanya'daki center court fulldü. 2000 kişi falan vardı ve onların önünde böyle bir maç oynamak ikimiz için çok gurur verici ve çok keyifliydi. Açıkçası bu sezon ve bir önceki sezon benim için kötü geçmedi diyebilirim. Gayet güzel sonuçlar aldım. Final oynadım. Şampiyon oldum bir kere. Onun dışında çok fazla yarı final oynadım. Yani kariyerimin bu zamanki en iyi iki sezonu diyebilirim. Bundan sonra da bu grafiği daha da yukarıya çıkartarak ilerlemek istiyorum. Öncelikle hedef tabii ki ilk yüze girmek ve Grand Slam'lerde ana tablo oynamak. Ama bunun için daha çok turnuva kazanmam lazım. Çünkü 180, şu anda 180 numarayım ve ilk yüzle aramda hala çok fazla puan farkı var. O yüzden onu kazanmak için öncelikle hedefim Challenger'larda kazanmak ve ATP turnuvalarına girip orada daha büyük puanları zorlamak. Açıkçası tenisin çok zor bir spor olduğunu düşünüyorum. Çünkü bireysel bir spor olduğu için gerçekten her gün emek, her gün çalışma, her gün mental dayanıklılık gerektiriyor. Tenisin bir sprint değil ama maraton olduğunu düşünüyorum. Her sabah kalktığınızda o gün kendinizi geliştirmeniz lazım. Ben bugün neyi yaparsam daha iyi olurum ve yarın sabah kalktığımda bugünden nasıl daha iyi olurumu düşünmelerini ve her zaman kendilerini geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani disiplini hiçbir zaman elden bırakmamak lazım. Bugün ben çalışmayayım, yarın çalışırım diye düşündükten sonra o ilk halkayı yerine koyamadıktan sonra onun gerisi geliyor ve kaçıyor. O yüzden hiçbir zaman çalışmayı elden bırakmamak lazım. Her zaman disiplinli olmak lazım ve her zaman kendinizi geliştirmeniz lazım. Onun dışında hiçbir zaman moral bozmamak lazım. Çünkü çok uzun vadeli bir spor ve gerçekten çok fazla fırsat geliyor insanın önüne. Yani şimdi daha yeni Altuğ'u da gördük. Altuğ 24-25 yaşına kadar 400 numaraydı. Şimdi geldi 150 numaralara ve ilk yüze gireceğini düşünüyorum. O yüzden hiçbir zaman kimse moralini bozmasın ve elinden gelenin en iyisini yapsın. Her zaman şans gelecektir diye düşünüyorum. Yani federasyonun bana ve Altuğ'a yaptığı destek çok büyük ve yani hakkı ödenemez diyebilirim. Sonuçta bugünlerde yurt dışına gitmek, orada turnuva oynamak, uçaklara binmek çok zor gerçekten. Ama federasyon bize her türlü desteği sağlıyor. Hoca konusunda da orada maddi desteği de sağlıyor. Ne zaman Cengiz abiyi arasak her zaman yanımızda oluyor. O yüzden gerçekten federasyona ne kadar teşekkür etsek azdır. Merhabalar, ben Bora Gerçeker. Enka Spor Kulübü profesyonel tenisten sorumlu baş antrenörüm. Tenisi yaklaşık 30 yıldır tenis sporunun içerisindeyim. Türk tenisine gerek oyuncu olarak milli takımlar düzeyinde, gerek de antrenör olarak milli takımlar düzeyinde hizmet ettim. Halen de Enka Spor Kulübü'nde sporcu yetiştirerek hizmet ediyorum.
Kulübümüz olarak yaklaşık 35-40 yıldır Türk tenisine hem milli takım düzeyinde hem Türkiye şampiyonları düzeyinde sporcular yetiştirdik. Buradaki bence en büyük şansımız kulübümüzün çok destek vermesi. Aynı zamanda Türkiye Tenis Federasyonu da başarılı, bizimle birlikte başarılı olan sporculara gerek turnuva desteği, gerek maddi manevi destekte bulunuyor. Biz de elimizden geldiğince bu sporcuları profesyonel tenisçi olma yolunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlara doğru yolu göstermeye çalışıyoruz. Ama tabii ki bu süreç kolay bir süreç değil. Bu yola başladığımızda birçok oyuncu varken, yolun sonuna yaklaşırken bu oyuncu sayısı iyice azalıyor. Bunun fiziksel etkenler olduğu gibi ekonomik etkenler, oyuncuların okula yönelmesi, birçok şeyi sayabiliriz. Ama gerçekten Türk tenisinde kulübümüz lokomotif kulüplerden biri. Tenis Federasyonu'yla birlikte inşallah daha da başarılı ve Türk tenisine hizmet eden sporcular yetiştiririz diye umuyorum. Ben özellikle tenisin kondisyon kısmının çok önemli olduğunu, fiziksel kısmının son yıllarda çok net gördüğümüzü düşünüyorum. Genç sporcuların sadece kortta tenis antrenmanları kadar aynı zamanda fiziksel antrenmanlarında çok özenli, üzerine düşerek yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Bir de özellikle uluslararası turnuvaların çok önemli bir hale geldiğini söyleyebilirim. Özellikle 16-17 yaşından sonra uluslararası turnuva sayısının çok önemli hale geldiğini söyleyebilirim. Oyuncuların yılda oynadıkları 60-70 single maçın belki de bunun yarıdan fazlasının artık uluslararası maçlar olması gerekiyor ki uluslararası arenada hem tecrübelenelim hem de özgüven kazanalım. Kısaca benim söyleyebileceklerim bunlar.